Dağda dolaşırken yakma kandili, fersiz gözlerimi dağlama gurbet. Ne söylemez akan suların dili, sessizlik içinde çağlama gurbet. Titrek parmağınla tutup tığını, alnıma işleme kırışığını. Duvarda emerek mum ışığını, bir veremli rengi bağlama gurbet. Gül büyütenlere mahsus hevesle, renk dertlerimi gözümde besle. Yalnız annem gibi o ılık sesle, içimde dövünüp ağlama gurbet. Yalnız annem gibi o ılık sesle, İçimde dövünüp ağlama gurbet. Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Çalıoba, Gönen Çalıoba mahallesinde 17.460 metrekare çok güzel bir tarlamız var. Merkezi konumda, şehir merkezine 8 kilometre mesafede sulama kanalı var. Hem önden hem arkadan yola cepheli. Yerimiz burası. Hemen şu ağacın oraya kadar yakın çekimle gösterelim. Ağacın oraya kadar gidiyor. Orada da sulama kanaleti, kanal var. Yani bu tarlada su sorununuz yok. Burada her türlü meyvecilik, sebzecilik, ne ekerseniz anlayacağınız olur. Toprağı güzel, verimli bir toprağı, kara toprağı var. Dediğim gibi bölge olarak çok güzel bir yer. Yerimiz dümdüz bir yer. Burası bakın böyle, buradan başlıyor. Burası resmi kadastro yol. Yol sağlam. Yaz kış aracınızla girebilirsiniz. Malzeme atılmış bir yol. Bakın havalar yağışlı bu aralar. Rahatlıkla girilebiliyor. Görüldüğü gibi 10 numara bir yer, dümdüz bir yer, harika bir yer. Karşısı Gönen. Şöyle yakın çekimle gösterelim. Gönen görülüyor yakın. Hemen burada mis süt fabrikası var. Süt fabrikası. Şöyle gösterelim. Bakın fabrika orada. Köy bu tarafta kalıyor. Köye yaklaşık 1,5 kilometre. Bakın karşısı. Hemen yarı başında tarlalar ekilmiş. Bakın buraya mısır ekmişler. Mısır sulu yerde olur. Hemen arka tarafında mısır var. Hemen yol kenarı da ana asfaltta burası. Şöyle bakın orada da çiftlik var. Büyük bir çiftlik kurulmuş. Yani çiftliğe 100 metre mesafede ev yapmışlar, dam yapmışlar. Büyük bir çiftlik kurmuşlar. Efendim. Dediğim gibi konum olarak güzel bir yer. 17.469 metrekare, su sorunu olmayan, merkezi konumda verimli bir toprak yapısına sahip bu güzel tarla bakalım kimin olacak? Şöyle biraz daha tarlamızın içine girelim bakalım. Şöyle bakın ne kadar güzel bir yer. Dümdüz bir yer. Toprağı güzel. Kara toprak. Bakın kara toprak görüldüğü gibi. Yani bu sene işlenmemiş burası, sürülmemiş. Tabii mirasçılar anlaşamamış. Efendim. O yüzden anlaşamayınca sürülmemiş. Böyle kalmış. Yaklaşık 120 metre yola cephesi var. Yani şuradan daha ileriye doğru gidiyor. Devam ediyor. Yola cephesi çok geniş. Nasıl bura, beğendin mi? Yer dümdüz. Konum olarak çok güzel. Su sorunu hiç yok. Şehir merkezine 8 kilometre yakın. Hemen yanı başında bakın tekrar gösterelim. Mavi bir ev. Orası çiftlik evi. 2 katlı yapmışlar. Hemen yanında böyle büyük hayvan bakılma yerleri yapmışlar. Evet, oraya da 100-150 metre mesafede. O üst tarafta kalıyor. Ana asfaltın boyunda kalıyor.
Yani ana asfalta 100 metre mesafe var yok. Evet. Bu tarlanın dönüm fiyatı 26 bin lira. Mal sahibi istiyor. Tabii ufak bir pazarlık olur. Bazı müşterilerimiz pahalı diyorlar. Tabii bazı fiyatlar yükseldi ama bu bölgede gerçekten bu fiyat normal bir fiyat. Yani pahalı bir fiyat değil. Bu bölge değerli bir bölge. Dediğim gibi hem konum olarak efendim, hem toprağa verimliliği olarak, hem suyu olarak, hem şehir merkezine yakın olarak burada bu fiyatların altında yer pek bulunmuyor. Yani burası ileriye dönük yatırımcılar için bence bir fırsattır. Parası imkanı olan burayı alsa pişman olmaz. Çünkü burada yani bazı müşterilerim soruyor, ya alayım birkaç sene sonra para kazanır mıyım? Evet, birkaç sene sonra tabii ki geleceği Allah bilir. Neyin ne olacağını biz bilemeyiz. Ama tabii tahminler, geçmişten tahminlerimizle yorum yapabiliyoruz. Burası birkaç sene zarfında size para kazandırır. Yani kısa vadede de para kazandırır. Öyle bir yer. Evet, burayı yatırımcılarıma tavsiye ediyorum. Efendim, dediğim gibi her türlü iş burada yapılır. Burada çiftlik yapılır mı? Tabii bilemeyeceğim. Karşı tarafta çiftlik yapmışlar ama burada olur mu olmaz mı? Ona bir şey diyemem ama her türlü meyvacılık olur. Her türlü efendim tarımla ilgili her şey olur. Meyvacılık olur dediğim gibi. Evet, bakalım buranın sahibi kim olacak? Tabii ki parayı veren, nasibi olan. Para kesildi mi? Evet, parayı veren çalar mı? Nasrettin Hoca'nın dediği gibi. Parayı veren düdüğü çalar. Ama o artık çok klişe bir şey oldu. Parayı veren düdüğü çalar olmasın. Evet. Telefon çalıyor bu arada. Evet, ısrarla arıyorlar. Evet. Evet, bakalım bu tarlanın sahibi kim olacak? Nasibi olan bu tarlayı alır. Çok fazla gezemiyoruz. Havalar soğudu. Malum biliyorsunuz. Efendim. Şu karşıya kadar sınırımız gidiyor. Şu gördüğünüz sarı yer de buraya dair. Yani 120 metre böyle yola cephe var. Yola cephesi geniş, ta şu karşıdaki çizgiye kadar gidiyor. Şu çizgiye yakın çekim yapalım. Şu sarı alanın da olduğu ilerideki çizgi var ya. O çizgi tam sınır oluyor. Yani çok geniş. Yerimiz böyle tam bir kare gibi. Yani böyle şekli kare. Tam böyle bir kare. Böyle dikdörtgen değil. Efendim üçgen değil, dar bir şey değil, tam böyle bildiğiniz bir kare vardır, tam kare, her şeyiyle güzel bir yer. Yani görüntüsüyle, toprak yapısıyla, bölgesiyle, efendim ben çok abartmam ama eksisini artısını da söylerim, yerin neyse odur. Efendim ben burada eksi pek bir şey görmedim. Araziyle ilgili her şey olumlu. Bölge olarak, yol olarak, iki yola cephesi olması, asfalta yakın olması, değil mi? Evet, hiç sorun da yok. Yani toprağı güzel, toprağı verimli bir toprak. Her şey olur burada. Efendim, başka diyeceğimiz bir şey var mıydı? Soracağımız, müşterilerden gelen sorular. Yani yorum kısmına zaten yazıyorsunuz. Oradan sizin yorumlarınıza mümkün mertebe cevaplamaya çalışıyorum. Bugünlük bu kadar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı günler, hayırlı haftalar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Parolamız neydi? Hayallere giden yolda kayılır. Evet, hayalleriniz bizimle başlasın diyoruz. Bugünlük bu kadar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı günler, hayırlı haftalar. Son kez tarlamızı gösterelim.